Herkese merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. 112. dönem sınav provasına devam ediyoruz. Özel güvenlik banko örnek sınav sorularıyla birlikte konu açıklamalı. Devam ediyoruz. Başarılar diliyoruz herkese ve hemen başlıyoruz. Hiç zaman kaybetmiyoruz. Evet, hemen bakalım. Evet, her zaman olduğu gibi Instagram Nedim Şeker Akademi, TikTok Nedim Şeker Akademi hesaplarından bizleri takip edin. Nedim Şeker Akademi YouTube kanalına abone olarak, ücretsiz abone olup 84. dönemden 112. döneme kadar tüm soruları çözebilirsiniz. Ayrıca yedek kanalımız Başarı Akademisi Eğitim Merkezi'nden de abone olarak oradaki ayrı soruları da çözebilirsiniz. Başarılar diliyoruz, başlıyoruz. Birinci soru geldi. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 8. maddesinde belirtilen silah bulundurma ve taşıma yetkisine göre özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisinde silahlı görev yapabilir? Bakın, bu silahlı görev yapabilir kelimesinin altını çizin arkadaşlar. Bankalarda, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde, sağlık tesislerinde, eğitim ve öğretim yerlerinde, kurumlarında, tabii ki bankalarda görev yapabilirler. Cevabımız Adana seçeneğidir. Hemen ikinci soruya bakalım. Özel güvenlik görevlisinin aşağıdakilerden hangisi veya hangilerini yaptığı tespit edilirse valilikçe özel güvenlik kimlik kartı iptal edilir. 1. Kendisine ait özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandırmak. 2. Görevi dışında üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak. 3. Yetkili genel kolluk görev kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnmek veya cebir kullanmak ya da tehdit etmek. Dikkat ederseniz arkadaşlar, burada verilenlerin her üçünde de özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı iptal edilir. Her üçünün olduğu seçenek hangisidir? Ceyhan seçeneğidir. Üçüncü sorumuz geldi. Soru şöyle. Özel güvenlik görevlileri görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymak, suçun devamını önlemek, olay yerini korumak, olay yeriyle suç delillerini incelemek, şüpheliyi tespit ederek yakalamak ve yetkili genel kolluğa teslim etmekte yetkilidir. Cümlesindeki görev ve yetkilerden hangisi yanlış olarak ifade edilmiştir? Suça el koymak, suçun devamını önlemek, şüpheliyi tespit ederek yakalamak, olay yeriyle suç delillerini incelemek, olay yerini korumak. Yanlışı sormuş bakın arkadaşlar. Yanlış olan hangisidir? Suç delillerini incelemek değil mi? Özel güvenlik görevlilerinin görevi değildir. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Evet arkadaşlar, bu arada yayınımızı izleyen arkadaşlarımıza özellikle istirham ediyorum. Lütfen yayını beğenelim. Yayını beğenen arkadaşlara, süper teşekkür alan arkadaşlara çok çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz dördüncü sorumuzdan. Soru şöyle. Havalimanında çalışmakta olan özel güvenlik görevlisi Hülya, 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre aşağıdaki yetkilerden hangilerini kullanamaz? A. Uçuş kapısına geçecek. Yolcuların kimliğini sorabilir mi arkadaşlar? Sorabilir değil mi? B. Uçuş kapısına geçecek yolcuların suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyasını emanete almak. C. Uçuş kapısına geçecek yolcuların üstlerini dedektörle aramak. D. Uçuş kapısına geçecek yolcuları sorgulamak. Bakın, sorgulamak. Sorgulama işini kesinlikle arkadaşlar özel güvenlik görevlileri yapamaz. Bakın, uçuş kapısına geçecek yolcuların eşyalarını X-ray cihazından geçirebilir tabii ki. Ama burada sorgulamadan bahsetmiş. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Banko sorular. Hemen, evet, yıldızlı, 5 yıldızlı hap bilgiler. Olmazsa olmaz. Bu konuyu kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Her sınavda soru gelir. Her sınavda geliyor arkadaşlar. Tama düzeni, çember düzeni, hat düzeni, çatı düzeni.
Kama düzeni deyince aklımıza ne gelecek? Kalabalığı bölmek, yanlara doğru dağıtmak, kalabalık içerisinde yol açmak. Topluluk ve kalabalığı yanlara doğru dağıtmak. Topluluk veya kalabalık içerisindeki lider suçları yakalayıp tahliye etmek. Topluluk veya kalabalık içerisinde yol ve koridor açmak. Korunan kişi veya aracını kalabalık içerisinden geçirmek gerektiğinde kullanılır, değil mi? Kama düzeni. Hat düzeni nedir arkadaşlar? Hat. Hat, bakın hat deyince yol aklınıza gelsin arkadaşlar. Hat. Değil mi? Yol ve belli bir alanı kapatmak. Bir bina veya şahsı korumak. Topluluğu geriye itmek. Belirli bir bölgeden çıkarmak. İki grubu birbirinden ayırmak. Toplumsal olaylarda kullanılan müdahale. Her yönden gelebilecek tehditlere karşı tedbir almak için hat düzeni kullanılır. Çember düzeni nedir? Çember. Etrafını çevirmek, değil mi? Saldırgan grubu etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsı muhafazasında kullanılan düzendir. Bir şahsı koruma, kıymetli bir malzemeyi koruma, korunan kişi veya aracını kalabalık içerisinden geçirme, 360 derecelik koruma gerektiren hallerde çember düzeni nedir? Kullanılır. Şurada da gördüğünüz gibi arkadaşlar çember düzeni bakın. Evet. Çatı düzeni. Çatı düzeninde amaç nedir? Kalabalığın taş ve benzeri yabancı maddelerle düzenlendiği saldırıdan personelleri korumak, yabancı maddelerle saldıran topluluğu müdahale etmektir çatı düzeni. Hemen geçelim. Soru bakın şöyle. Üniversitede saldırgan bir öğrenci topluluğu mevcuttur ve genel kolluk çağrılmamıştır. Bu kalabalığı bölmek ve yanlara doğru dağıtmak isteyen üniversitede görevli özel güvenlik görevlileri hangi düzende hareket etmelidirler? Saldırı, kama, hat, çember ve çatı düzeni şeklinde verilmiş. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, kalabalığı bölmek, yanlara doğru dağıtmak dediğine göre nedir? Kama düzenidir, değil mi arkadaşlar? Kama düzeni. Şurada da gördünüz bakın kama düzeni. Yanlara doğru dağıtılmış bakın. Bakın yanlara doğru dağıtılmış kama düzeni. Evet hemen geçtik. Altıncı soru geldi. Sorumuz şöyle, aşağıdakilerden hangisinde 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre en az bir özel güvenlik sorumlusu belirlenmesi gerekmektedir. Bir, özel güvenlik şirketlerinde. İki, alarm izleme merkezlerinde. Üç, özel güvenlik şirketi şubelerinde. Dört, özel güvenlik eğitim kurumlarında. Beş, 15 kişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde. Evet arkadaşlar, burada da dikkat ederseniz, evet dikkat ederseniz, bir kere özel güvenlik şirketi şubelerinde arkadaşlar olması gerekiyor. En az bir özel güvenlik sorumlusu belirlenmesi gerekir. Bir de bakın bir de hangisinde özel güvenlik? Evet bak şurada 15 kişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde 3 ile 4. Hangi seçenekte verilmiş? Evet, Ceyhan seçeneğinde. Evet, bu sorular önemli sorular arkadaşlar. Bunları tekrar tekrar gözden geçirmeniz sizin için önemlidir. Hemen 7'ye bakalım. 7. sorumuz şöyle. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 7 bölü B maddesindeki kimlik sorma yetkisi kapsamında görev yaptığı fabrikaya girmek isteyen kişinin nüfus cüzdan fotokopisini alıp saklayarak muhafaza eden özel güvenlik görevlisi için Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suçu işlediği iddiası ile soruşturma açılabilir? A. Haberleşmenin gizliliğini ihlal. B. İş ve çalışma hürriyetinin ihlali. C. Karşılıksız yararlanma. D. Haksız arama. E. Kişisel verilerin kaydedilmesi. Evet, açık dava soruşturma açılabilir. Tabii ki kişisel verilerin kaydedilmesi değil mi? Cevabımız tabii ki Edirne seçeneğidir.
Sekizinci soru geldi. Sorumuz şöyle. İl Özel Güvenlik Komisyonu'nda aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Bakın almaz, yer almaz. Bu İl Özel Güvenlik Komisyonu'ndan da sınavda mutlaka soru geliyor. Buraya da dikkat edin. Arkadaşlar, vali yardımcısı komisyonun başkanıdır biliyorsunuz. İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi bulunur. Jandarma Komutanlığı temsilcisi bulunur. Ticaret Odası Başkanlığı ve Sanayi Odası Başkanlığı temsilcileri bulunur. Fakat vali bulunmaz arkadaşlar bakın. İl Özel Güvenlik Komisyonu'nda vali bulunmaz. Vali yardımcısı bulunur ve komisyonun da başkanıdır. Cevap Adana seçeneğidir. Dokuzuncu sorumuz yine yıldızlı banko sorulardan. Kamu kurumunda devriye görevi yapan özel güvenlik görevlileri Melih ve Orhan'ın görev alanı içerisinde belirlenen bölgede belirli zamanlarda yerine getirdikleri devriye yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Olağan devriye, B. Olağanüstü devriye, C. Dairesel devriye, D. Planlı devriye, E. Geri dönüşlü devriye. Arkadaşlar, devriye yöntemleri olağan devriye rutin, dairesel devriye, geri dönüşlü devriye, planlı devriye belli bir program dahilinde. Planlı, adı üstünde bakın planlı değil mi? Önceden belirlenmiş, belirli güzergahlara bağlı kalmak. Plan, bir plan ve program dahilinde yapılan devriyedir planlı devriye. Olan rutin rastgele. Olan. Her an olabilir anlamında bakın. Dairesel. Dairesel bakın. İşte tahmini merkezden içeriden dışarı dışarıdan içeri şeklinde yapılan devri. Geri dönüşlü. Ya bir yeri kontrol ettiniz tekrar gidip tekrar kontrol edilsin değil mi? Kritik bölgelerde kontrol ettiğin yeri tekrar gidip nedir? Kontrol edilmesi geri dönüşüdür. Bize burada şunu sormuşlar. Bakın dikkat edin. Kamu kurumda devriye görevi yapan özel güvenlik görevlisi Melih ve Orhan'ın görev alanı içerisinde belirlenen bölgede, belirli zamanlarda. Şimdi belirli zaman dediğine göre arkadaşlar plan var değil mi? Belli bir plan. Yerine getirdikleri planlı devriyedir. Cevap tabii ki Denizli seçeneğidir. Burası çok çok önemli. Buranın kesinlikle ekran görüntüsünü alın ve devriye yöntemlerinin hepsini gözden tekrar geçirin arkadaşlar. Hemen 10. sorumuza bakalım. Soru şöyle. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre özel güvenlik görevlisinin işlediği suçtan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılmasının nedeni hangisidir? A. Suç işlediği kişinin cinsiyeti. B. Görev yaptığı yerin özelliği. C. Suçun işlendiği zaman. D. İşlenen suçun göreviyle bağlantılı olması. E. Suçun işleniş şekli. Tabii ki burada da işlenen suçun bağlantılı, göreviyle bağlantılı olmasıdır. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. 11. sorumuza bakalım. Aşağıdaki maddelerden hangisi güvenlikli ikamet yerlerinde bulunması gereken özelliklerden değildir? A. Koruma personeli için koruma odası oluşturulmalı ve gerekli teçhizatla donatılmalıdır. B. Fiziki güvenlik tedbirleri olmalıdır. C. Tüm kapılar, pencereler ve garajların kapıları devamlı kilitli olmalıdır. D. Bahçe çimlendirilmeli, çiçek ekilmelidir. E. Konutta koruma hizmeti 24 saat esasına göre yapılmalıdır. Evet. Değil bakın ikamet yerlerinde bulunması gereken özelliklerden değildir. Güvenlikli ikamet yerlerinde bulunması gereken özelliklerden biri değildir arkadaşlar. Dikkat ederseniz bahçe çimlendirilmeli, çiçek ekilmelidir. Değil mi? Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçtik. 12. soru şöyle. Özel güvenlik izni için valiliğe yapılacak başvuruda özel güvenlik görevlisi istihdam edilmesi, kurum veya kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın alınması gibi özel güvenlik hizmetinin ne şekilde sağlanacağı hususu aşağıdakilerden hangisi tarafından belirtilir? A. Kişi veya kuruluş. B. İçişleri Bakanlığı.
C İl Jandarma Komutanlığı, D İl Emniyet Müdürlüğü, E Sanayi ve Ticaret Odası Temsilcileri. Güvenlik hizmetinin ne şekilde sağlanacağı? Özel güvenlik birimi kurulması, özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın alması. Bunu kim yapar arkadaşlar? Kişi veya kuruluşlar, değil mi? Kişi veya kuruluşlar yapar. Yani Adana seçeneğidir doğru cevap. Hemen bakalım 13. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 8. maddesinde silah bulundurma ve taşıma yetkisi belirlenmiştir. Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisi veya hangilerinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilir? Bir, eğitim ve öğretim kurumlarında; iki, sağlık tesislerinde; üç, bankalarda. Evet, silahlı özel güvenlik. Silahlı özel güvenlik biliyorsunuz arkadaşlar, bankalarda nedir? Kesinlikle olması gerekiyor, değil mi? Bankalarda olması gerekiyor. Onun dışında sağlık tesislerinde yok. Eğitim ve öğretim kurumlarında silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmıyor. Evet, burada sadece bankalarda arkadaşlar. Bununla ilgili bir soru daha çözmüştük. Buna benzer bir soru. Yıldızlı bir sorudur. Ve sadece Edirne seçeneğidir doğru cevap. Ve 14. Kendisine sebep gösterilmeden ücret kesme cezası verilen özel güvenlik görevlisi Ahmet hakkını hangi kanun hükümlerine göre aramalıdır? İş kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanun, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun. Evet, 5188 sayılı kanuna göre mi, yoksa arkadaşlar, yoksa hangi kanuna göre ücret kesme cezası verilen özel güvenlik görevlisi hakkını neye göre arayacak arkadaşlar? Neye göre? Hangi kanun hükmüne göre araması gerekiyor? Evet. Ne diyorsunuz? İş kanunu diyorsunuz. Evet, iş kanunu. Tebrik ederiz. Harika. Tebrik ederiz. Evet, harika cevaplar gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu arada, evet, bu arada yayınımızı lütfen beğenelim arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Beğeni yapan arkadaşların elleri dert görmesin. Beğeni yapan arkadaşlara teşekkür ederiz. Süper teşekkür alan arkadaşlara tekrar teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. 15. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir? A. Ceza Muhakemesi Kanunu 90. maddesine göre yakalama ve yangın, deprem gibi afet, tabii afet durumlarında ve imdat istemesi halinde görev alanındaki iş yeri ve konutlara girme. C. Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma. D. Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama. E. Kurum ve kuruluşlara ziyarete gelenlerin kimlik fotokopilerini alma. Evet arkadaşlar, hangisidir? Özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden değildir diyor. Bakın, yetkilerinden değildir. Şimdi şurada Edirne seçeneğine bakarsanız arkadaşlar, kuruma gelen, kuruluşa gelen ziyaretçilerin kimlik fotokopilerini almak özel güvenlik görevlisinin nedir? Görevi değildir. Edirne seçeneğidir. Hemen geçelim. 16. Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine 3.000 Türk lirası idari para cezası verilir. Bu kişilerin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar. Hükmü hangi kanunda yer alır? Türk Ceza Kanunu, 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun, TC Anayasası, Medeni Kanun, Ticaret Kanunu. Arkadaşlar, siz olun. Kesinlikle kimlik kartınızı asla başkalarına kullandırmayın. Evet, kullandırmayın. Tabii ki 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunda yer almaktadır. Cevabımız Bursa seçeneğidir. 5188 sayılı kanundan en az 5-6 tane soru geliyor. Tekrar tekrar okumanız sizin menfaatinizedir.
Hemen geçiyoruz 17'ye. 17 şöyle: amacı dışında faaliyet gösteren, suç kaynağına dönüşen veya terör örgütleriyle bağlantısı bulunduğu tespit edilen özel güvenlik şirketleri aşağıda sayılan makamlardan hangisinin onayı ile özel güvenlik faaliyetleri sonlandırılır? A. Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı, B. Valilik veya Kaymakamlık, C. Ticaret Bakanlığı, D. İçişleri Bakanlığı, E. Milli Savunma Bakanlığı. Evet. Makamlardan hangisinin onayıyla özel güvenlik faaliyetleri sonlandırılır? Evet, hangisiyle sonlandırılıyor? Tabii ki burada arkadaşlar İçişleri Bakanlığı değil mi? İçişleri Bakanlığı cevabımız Denizli seçeneğidir. 18. soru: kontrol noktasında hangi cihazın bulunmasına gerek yoktur? Televizyon, el dedektörü, X-ray cihazı, kamera, kapı dedektörü. El dedektörü, X-ray cihazı, kamera, kapı dedektörü, bunlar olması gerekiyor. Fakat televizyonun bulunmasına gerek yoktur. Cevap Adana seçeneğidir. Hemen geçtik 19. sorumuza. 19. sorumuz: aşağıdakilerden hangisi İl Özel Güvenlik Komisyonu için doğru bir ifade değildir? A. Komisyon her ilde valinin görevlendirileceği bir vali yardımcısının başkanlığında İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ticaret Odası Başkanlığı, Sanayi Odası Başkanlığı'nın temsilcilerinden oluşur. Bakın bu İl Özel Güvenlik Komisyonu'ndan arkadaşlar her sınavda soru geliyor. Farklı 2-3 tane soru geliyor. Dikkat edin. İl Özel Güvenlik Komisyonu'nun da görevlerini tekrar okuyun lütfen. Bursa seçeneğinde komisyon kararları bir tek başkan tarafından imzalanır. C. Komisyon gerekli hallerde başkanın çağrısıyla toplanır. D. Komisyon üye tam sayısının yarısının bir fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. E. Özel güvenlik izni için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi toplantıya katılır. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz komisyon tek bir başkan tarafından imzalanmaz değil mi? İmzalanmaz. Adı üstünde komisyon. Komisyon olabilmesi için değil mi? Vali yardımcısı, il emniyet müdürü, jandarma komutanı, ticaret odası başkanı, sanayi odası başkanlıkları. Bunların hepsinin nedir arkadaşlar? Komisyonda imzaları nedir? Gereklidir. Yani burada cevap hangisi değildir diyor. Komisyon kararları bir tek başkan tarafından imzalanır. Yanlıştır. 20. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki, görev ve haklarına ilişkin düzenlemeler içeren kanunlar arasında yer almaz? 4857 sayılı İş Kanunu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu. Özel güvenlik görevlilerinin yetki ve görev haklarına ilişkin düzenlemeler içeren kanunlar arasında yer almayanı sormuşlar arkadaşlar. Yer almayan hangisidir? Tabii şurada dikkat ederseniz Nüfus Hizmetleri Kanunu değil mi? Nüfus Hizmetleri Kanunu yer almaz. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 21. soru. Soru şöyle: özel güvenlik görevlilerinin sahip oldukları yetkileri kullanabilmeleri için bir arada bulunması gereken unsurlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi hangileri bu unsurlar arasında yer almaz? 1. Görev alanı içinde bulunulması. 2. İkamet ettiği il sınırları içinde bulunulması. 3. Kimliğinin herkes tarafından görünür şekilde yakasında tıkılı olması. 4. Görev süresi içinde bulunulması. Evet, hangileri bu unsurlar içerisinde yer almaz diyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz cevap nedir? İkamet ettiği il sınırları içinde bulunması. Evet, hangisidir sizce? 21. Evet, sadece 2 değil mi? Sadece 2. Yani Bursa seçeneğidir. Doğru cevap.
görev süresi içinde, değil mi? İçinde olması, kimliğinin herkes tarafından görünür şekilde olması, görev alanı içinde bulunması, bunlar olması gerekenler arkadaşlar. Bursa seçeneğidir. Bakın bu soru da önemli sorulardan birisi. Hemen 22'ye geçelim. 22'ye geçmeden hap bilgilere devam ediyoruz. İlk yardımla ilgili olay yerinde tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle yapılan ilaçsız tedaviye ilk yardım denir. Acil tedavi doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahaledir. İlk yardımın amaçları nelerdir? Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, hasta yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek, iyileşmesini kolaylaştırmaktır. İlk yardımın amaçları arasında tıbbi müdahalede bulunmak yoktur arkadaşlar, unutmayın. İlk yardımın temel amaçları nelerdir? Koruma, bildirme, kurtarma. Adı üstünde koruma. Neyi koruyacaksın? Olay yerini. Olay yerini. Olay yerinde olası tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturman gerekiyor. İkinci bir kaza olmaması için. Bildirme, hasta yaralıları sayısı durumunu hızlı, sakin bir şekilde 112'ye bildirmek. Kurtarmada olay yerinde hasta yaralılara müdahale hızlı ancak sakin olacak, değil mi? Hasta yaralının durumunun değerlendirilmesi, yapılması gerekiyor. 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefes verilmesi gerekir. İlk yardımın ABC'sini mutlaka bilin arkadaşlar. A. Hava yolunun açıklığının değerlendirilmesi. B. Solunumu değerlendirmesi. Bak, dinle, hisset. 10 saniye süreyle bak, dinle, hisseti yapıyoruz. Dolaşımın değerlendirilmesinde 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefeste şah damarından 5 saniye nabız nedir alıyoruz. Ve hemen geçelim. Diğer soru gelsin. 22. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre aşağıdakilerden hangisi hangileri özel güvenlik görevlisinin yetkileri arasında yer alır? 1. Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete almak. 2. Olayın aydınlatılması için soruşturma işlemlerini yapmak. 3. Hangi sebeple alındığını belirtmek suretiyle parmak izi almak. 4. Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek, isteyenleri duyarlı kapıdan geçirmek. 5. Genel güvenliğe dair önleyici ve koruyucu tedbirleri almak için istihbarat faaliyetlerinde bulunmak. Şimdi burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, özel güvenlikçilerin yapması gereken görevler var. Bir de genel kolluğun yapması gereken görevleri var. Burada terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete almak özel güvenliğin görevidir. Bakın bir olması gerekiyor. Evet, bakın şurada Bursa seçeneğini ve Denizli seçeneğini ve Ceyhan seçeneğini eleyebilirsiniz. Sonra olayın aydınlatılması için soruşturma işlemleri yapmak. Soruşturma işlemi yapmak arkadaşlar özel güvenliğin görevi değildir. Değil mi? Görevi değildir. Ve hangi sebeple alındığını belirtmek suretiyle parmak izi almak da yine değildir. Koruma ve güvenliği sağladıkları alanlara girmek isteyene duyarlı kapıdan geçirmek de yine nedir? Özel güvenliğin görevidir. Yani burada Adana seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçelim 23. soruya. Banka şubesinde silahlı olarak görev yapmakta olan özel güvenlik görevlisi Mustafa hangi hallerde bankaya ait görev silahını evinde bulundurabilir? A. Bankaya ait silahı evinde bulunduramaz. B. Genel kolluğun onayıyla. C. Banka müdürünün izniyle. D. Acil ve zorunlu hallerde. E. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunu verdiği yetkiyle. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, bankaya ait silahı ne yapamaz? Evinde bulunduramaz. Cevabımız Adana seçeneğidir. Hemen geçtik 24'e. AVM önündeki otoparkta yerde yatan yaralı erkek şahsı gören ve olay yerine ilk giden özel güvenlik görevlileri Ahmet ve Ayşe aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Bakalım Ahmet ve Ayşe ne yapacak? Olay yerinde bulunan suç delillerini tamamını toplar. Olay yerini kontrol altına alarak suç delillerinin korunmasını sağlar ve derhal genel kolluğa bilgi verir. Suçu derhal soruşturmaya başlar. Cumhuriyet savcısı ile iletişime geçerek olayı aktarır. Yerde bulunan delilleri elleriyle yoklayarak niteliklerini kayıt altına alır. Evet, burada da arkadaşlar
Ayşe ile Ahmet'in yapması gereken nedir? Olay yeri kontrol altına alarak suç delillerini korumasını sağlar, değil mi? Derhal gene kolla bilgi verir. Cevap Bursa seçeneğidir. Yıldızlı soru. Ve son soruya geldik. 25. sorumuz son soru arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olabilmek için öngörülen sağlık şartlarından biri değildir? A. Körlük veya gece körlüğü olmamak. B. Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edecek nörolojik rahatsızlığı olmamak. C. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak. D. Kişilik bozukluğu olmamak. E. Sigara bağımlılığı olmamak. Tabii burada sağlık raporunun aday sağlık raporlarının geçerlik süreleri biliyorsunuz arkadaşlar 1 yıldır. Adayların aldıkları sağlık raporunun geçerlik süresi 1 yıldır. Eğitim kurumlarınca özel güvenlik temel eğitim başlangıç bildirim tarihine kadar geçerlik süresi dolmamış aday sağlık raporları kabul edilir. Geçerli bir sağlık raporu ile özel güvenlik temel eğitim sertifikası alanlardan sertifika geçerlik süresince çalışma ve özel güvenlik kimlik kartı işlemleri için yeni bir aday sağlık raporu istenmez. Bilginiz olsun. Burada şartlardan biri değildir. Hangisi diyor? Sigara bağımlılığı olmamak değildir, değil mi? Cevap Edirne seçeneğidir. Evet, kanalımıza abone olup katılarak sizlere çıkacak banka özel güvenlik sınav sorularını çözebilirsiniz. Herkese başarılar dileriz. Kanalımızı arkadaşlarınıza, dostlarınıza önerin, paylaşın. Herkes faydalansın, geçsin. Başarılar diliyoruz arkadaşlar. Yeni sorularda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin, hoşça kalın. Kanalımızı arkadaşlarınıza, dostlarınıza önermeyi unutmayın. Başarılar diliyoruz. Hoşça kalın.